Biraz Ama öyle. Bizim Murat çok işlerimiz biraz şanslı. öyle. Yani en Neden? azından Murat'ın kafasına dosyalar fırlatılmıyor. Anket şirketleri ki Recep Tayyip Erdoğan yani bu anketlere çok önemseyen bir isimdi. Evet. İdi diyorum. Hala önemsiyordur. Ama şimdi Siyasetçinin gıdasıdır bizim işimiz. şimdi geçtiğimiz haftalarda götürmüşler anketleri, çok öfkelenmiş. Alan bunlar dosyaları kafasına fırlatmış. Onun için Murat daha şanslı. En azından AKP'ye veya saraya şey yapmıyor. Ama ben sahada gördüm sevgili Murat'ın çalışmalarını. Dün mesela Kırşehir'deydik biz. Ya olağanüstü bir durum var yani Kırşehir. Anadolu'nun tam ortası. Evet. AKP'nin bir dönem en güçlü olduğu yer. 2-0, 2-0 götürdü. Kaldı ki bir de MHP damarı vardır Kırşehir'de ama Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var. Fakat belediye başkanının hakkını teslim etmeliyim yani. Selahattin Ekincioğlu, ben böyle bir belediye başkanı görmedim. Gerçekten örnek. Yani bizi hiç koruması yok, akım aracı yok vesaire. Ne yapıyor biliyor musunuz? Toplu taşım kartı var, belediyenin otobüsüne biniyor. Halk ne yapıyor diyor. Minibüse biniyor, öğrenciler ne yapıyor diye. Ve işin ilginç yanı şöyle bir şey söyledi. Yani Kırşehir küçük gibi görünür ama ekonomik yönden de fena bir şehir değildir. Yani bizim toplu taşıma oranımız %70 oranında arttı. Yani belediye otobüsleri ve minibüsler. Çünkü vatandaş dedi arabasına benzin koyamıyor, gaz koyamıyor. Onun için belediyelerin bu anlamda da yükü arttı tabii ki. Tabii çok arttı hem de nasıl. Yani düşünün Ankara'da Mansur Yavaş 13 liraya mal olan bir kişi 13 liraya mal oluyor. 6,5 liraya taşıyor hala. Yine ilginçtir. Ben bazen böyle takıntılı hallerim var. Şimdi bir taraftan bakın toplu taşıma artıyor ama şehirler arası otobüsler yani insanlar memleketlerine işte seyahate, tatile gitme oranı ne yazık ki %70 oranında düşmüş. Çünkü en küçük yani Ankara İstanbul arası 300 liranın altında bilet yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben bu yıl Leyla'yı havada gördüm. Bir hayli geziyorum son 20 gündür. 8-10 il oldu. O mola verilen otobüslerin durduğu tesislerde en az 20-30 otobüs olurdu. Emin ol İsmail 3 taneyi geçmiyor yani. O kadar düşmüş ki sayı. Öte yandan bir gösterge daha var. Ben bunu çok önemsiyorum. Atık oranları yani çöp oranı %70-80 oranında düşmüş. Yani tüketeceksin ki atacaksın değil mi? Yani alacaksın ve tüketip atacaksınız. Çöp oranları %70 ila 80 arasında düşmüş. Bu sadece Ankara'da değil. Bunu Gaziantep'te de gördüm, Denizli'de gördüm, Kilis'te gördüm, Kırşehir'de, Kayseri'de gördüm. Bu bana göre ekonominin geldiği durumun en önemli göstergelerinden bir tanesi bu. Mansur Yavaş şöyle dedi geçtiğimiz günlerde bana dedi ki bazı semtlerimize günde 2 defa çöp arabası göndermek zorunda kalıyorduk. Şimdi bunu bazı yerlerde 1'e düşürdük. Bazı yerlerde 2 günde bir gönderiyoruz. Çünkü halk yani vatandaş tüketemiyor. Dolayısıyla çöpe atamıyor. Yani tükettiğini de çöpe atmıyor. O kadar düşmüş ki bu yani bana göre ekonominin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Evet. Ama bir taraftan da kamuoyu araştırmaları açıklanıyor. Şimdi kamuoyu tarafını ben burada yani o kadar çok da şirket var ki bu konuda ama şirket meslek namusu olan arkadaşlarımız var. Sevgili Murat gibi. Ve aralarında çok az farklılıklar var. Yani Murat Karan şimdi tevazu gösteriyor ama son 5 yıldaki son 5 seçimdeki tam 12'den vurmuştur. %1 bile sonuçlarında hata yok Murat'ın yani. O biraz şans abi. O yüzde şans falan değil yani. Şans değil. Bazıları köpürtüyor sevgili İsmail. Şimdi bu şirketlerin bazıları isim vermeyeyim ama köpürtüyorlar. Yani aşağı gösterirse patronlarından işte azar işitiyorlar. Bazıları da köpürtüyor.
Orada da tabii bir dezenformasyon var. Ama bakıyoruz. Bence ben sahada gördüm. İlk defa birinci parti CHP oldu. Şimdi Murat'a bunu soracağız. Evet. Soralım yani. Oldu mu? Çünkü yakalamıştı. Bence geçti. Ne? Yani Yavuz abinin temennisi. sahada bulduğumuz gün mutlaka onu da söylemiş oluruz. Şimdi ben 2018 seçimlerinden bu zamana her ayın son haftasında, siz nasıl haftanın sonunda cuma akşamı bir haftalık değerlendirmeyi yapıyorsunuz, biz de her ayın sonunda o ayın ne konuşulduysa, gündem maddelerinde, siyasi gündem maddelerinde ne konuşulduysa tamamının ay boyunca notlarını alıp ay sonunda Türkiye geneli örneklemi, sabitlenmiş bir örneklemle Türkiye genelinde siyasi araştırmaya çıkıyoruz. Ve hemen ardından da zaten kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son işte seçimden, 2018 seçimlerinden bu zamana neredeyse 4 yıl oldu. Bunun bize bir avantajı var. Her ay düzenli olarak takip ettiğimiz için rakamlar, bir de hemen hemen aynı soruları, sadece bugün seçim olsa sorusu değil, ekonomi politikasından tutun da hükümet sistemine kadar, dış politikaya kadar, efendim göçmen sorununa kadar, Suriyeli meselesine kadar bunları sabitlemiş bir şekilde soruyoruz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Seçime gidilen süreçte her ay düzenli takip ettiğimiz için ve aynı illerde aynı örneklem kitlesine baktığımız için biz trendleri yakalayabiliyoruz. Bu bizi bir ay yanıldıysak öbür ayda o yanılgıyı düzeltmemize sebebiyet veriyor. Ve orada bulduğumuz rakamları, şu an için 4 yıl oldu işte neredeyse. 4 yıl her ay o rakamları yerine koyduğumuzda o fotoğraftan bir hikaye çıkıyor. Bu hikayeyi biz sadece yaptığımız araştırmalarla değil, aynısını Merkez Bankası'nın, TÜİK'in, uluslararası kuruluşların yayınladığı rakamları da bunun üzerine koyuyoruz. Ardından diğer başka araştırma şirketlerinden güvendiğimiz meslektaşlarımın, dostlarımın yaptığı çalışmaları da üstüne koyuyoruz. Ve bütün bunların toplamında aslında bir ampirik çalışmayla bir kaygıyı, daha doğrusu bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu bir hikayeye oturtturmaya çalışıyoruz. Bu oy oranları, bu vatandaşın gündem konularına baktığı, nasıl baktığını anlayabilmek adına ne oldu da bu tepkiyi verdi? Bu yükselmelerin, alçalmaların artık o ayki gündem konusuna göre gerekçeleri ve sebepleri ne oldu da bu artmalar, azaltmalar oldu? Mesela vatandaşın eğilimini ne değiştiriyor? Şimdi vatandaşın eğiliminin iki konu vardı. Birincisi, her zamanki gibi vatandaşın oy verme davranışını en belirgin olarak belirleyen şey ekonomi. Tabii insanlar geçimine, hayat standartlarına ve kendilerinden de ziyade çocuklarının gelecek kaygısı üzerine. Yani ülkenin geleceğiyle beraber aslında ülkenin kaderini kendi çocuğunun kaderine, kendisinin kaderine bağlamış vaziyette aslında oy verme davranışını belirliyor.